Arkadaşlar önümde durmakta olan dizüstü bilgisayar Honor'un yepyeni dizüstü bilgisayarı MagicBook X15. Bu videoda kendisine yakından bakıyoruz. Şimdi zaten dizüstü bilgisayar modellerinde bence en önemli nokta şu, daha böyle bütçe dostu bir cihaz olması ki bu cihaz da onu karşılayacak bir cihaz. Zaten genel değerlendirme bölümünde buna ayrıntılı bir şekilde değineceğiz ama biz şu tasarıma bir devam edelim. Çünkü güzel bir tasarımı var bu cihazın. Böyle bir baktığınızda doğrudan karşınızda bulunan bu ekran aslında zaten bütün tasarım detaylarını da bu bilgisayarda şekillendirmiş arkadaşlar. 1.56 kilogram ağırlığında hafif bir alüminyumdan yapılmış güzel bir cihaz olmuş. 5.3 milimetrelik çerçeveler var ekran etrafında. Sizlere az önce bahsettiğim zaten tüm tasarım detaylarını burası şekillendiriyor. Bu ince çerçeveler sayesinde tabii ki ekran kas oranı çok üst seviyeye taşınmış durumda. Bilgisayarın hemen sağ tarafında bir adet USB 2.0 bulunuyor ve tabii ki 3.5 milimetrelik bir kulaklık girişimi yer alıyor. Mikrofon girişi de yine burada yer alıyor. Bu 3.5 milimetrelik kulaklık girişine aynı zamanda hani iki tane şey takmak zorunda değilsiniz. Bir tane mikrofon seti olan bir kulaklık bağladığınızda doğrudan aynı çıkıştan bunu kullanabilirsiniz. Bu güzel bir detay tabii ki. Sol tarafında bir adet Type-C bulunuyor. Bir adet USB 3.0 ve bir adet de HDMI girişi yer alıyor. HDMI girişinin yer alıyor olması büyük bir avantaj olmuş. Şimdi kamera tabii ki nerede kısmına doğru ilerleyeceğiz. Bu bilgisayarın ince çerçeveleri sayesinde bu klavyenin tam ortasına gömülmüş bir webcam bulunuyor. Bu webcam'de tabii ki ekran kas oranını yükseltirken güvenlik açısından da biraz daha hani kamerayı kapatma derdinden sizi kurtaran bir tasarım detayı olarak karşımıza çıkmış durumda. Devam edelim hemen power tuşunun üstünde bulunan güzelce yerleştirilmiş olan şu parmak izi okuyucu sensörle çok hızlı çalışıyor ve güvenlik açısından da tabii ki olması çok çok önemli. Benim bayağı hoşuma gitti. Eliniz buraya dokunduğu an doğrudan bilgisayarı açabiliyorsunuz. Gelelim cihazın ekran detaylarına. 15.6 inçlik full view tasarımı ile gelen bir ekran karşımızda bulunuyor. Bu ekranın çözünürlüğü 1920x1080 yani full HD çözünürlüğünde ve ekran kas oranına baktığımızda da %87 seviyesine gelmiş durumda. Güneşli ortamlar bu bilgisayarın ekranını görmekte büyük sıkıntılar yaşamıyorsunuz ki zaten taşınabilir ve hafif bir cihaz. Zaten her yerde kullanılması amaçlanmış bir cihaz. Dolayısıyla buradaki iddiasını da karşılamış oluyor. Ekranda düşük mavi ışık sertifikası bulunuyor. Mavi ışığın azaltılması sayesinde kullanıcıların yani sizlerin mavi ışıktan dolayı yaşayacağınız göz yorgunluğu tamamen azaltılmaya çalışılmış ve başarılı olmuş. Bu arada mavi ışık sertifikasının yanında bir de flicker free sertifikasyonu bulunuyor bu bilgisayarda. Bu da ekrandaki ışığın titremesini önlüyor. Bu sayede tabii yine gözlerimizde yaşanabilecek yorgunluklar ortadan kalkmış oluyor. Bu bilgisayarın belki de en önemli detayı pil kısmı. Çünkü pil gayet uzun gidiyor ama bunun yanı sıra aşırı hızlı şarj olabilen bir teknolojiyle geliyor. 65 wattlık bir hızlı şarj teknolojisiyle gelen Honor MagicBook X15'i 1 saatlik şarj ile ortalama %70 doldurmanız mümkün arkadaşlar. Yani bu şu demek. Bu bilgisayarı sabah evden çıkmadan hazırlanırken bile şarj etseniz böyle bir yarım saat içinde hazırlanan biriyseniz ve bilgisayarınızın şarjı %30 seviyesindeyse o günü rahatlıkla dışarıda geçirebilecek kadar bu bilgisayarı şarj edebilirsiniz. Buraya ufak bir virgül koyayım. Buradaki deneyim normal günlük işler için yani bir oyun ya da bir tasarım işiyle uğraşacaksanız tabii ki bir gün boyunca piliniz gitmeyebilir. O yüzden hani günlük internettir, nottur vesaire bunlar için cihazı kullanacaksanız yarım saatlik bir şarjla bütün günü neredeyse götürebilirsiniz. Gelelim bu bilgisayarın kalbine. İşlemci, RAM ve SSD taraflarına değinelim. SSD dedim ama bu bilgisayarın içinde gerçekten performans bir SSD modeli bulunuyor ama işlemciyle başlayalım. Intel'in i5 ya da i3 serisiyle bu cihazı seçip satın alabiliyorsunuz. Bu bilgisayarda Intel'in i5 10. nesil işlemcisi olan i5-10210U modeli bir işlemci bulunuyor. Bu işlemci daha önce de benim hani inceleme fırsatı bulduğum ve bu tarz dizüstü bilgisayarlarda düşük güç tüketimi aynı zamanda da yüksek performans ile ünlü bir işlemci hakkını da veren bir işlemci. Bu cihazda yine 8 GB bir RAM ve 512 GB'lık bir SSD bulunuyor. Eğer isterseniz 16 GB'lık bir RAM ve 256 GB'lık bir SSD seçeneği de yine bu cihazlarda bulunuyor. Cihazdaki grafik kartı tarafına baktığımızda ise Intel'in Ultra HD Graphics adını verdiği standart donanıma sahip bir ekran kartı bulunuyor. Bu ekran kartıyla ne yapabilirsiniz? Günlük işlerinizi yapabilir. Tasarım anlamında da ufak tefek işlerinizi halledebilirsiniz. Gelelim Honor'un ekosistem kısmına. Çünkü ekosistemini kullanarak bu bilgisayarda güzel bir özelliği bizlerle buluşturmuşlar. MagicBook X15'te arkadaşlar Honor marka bir akıllı telefonunuz varsa
bu dizüstü bilgisayarla doğrudan eşleştirebiliyorsunuz. Ardından dosyaları sürükle bırak yöntemiyle bu cihazı aktarabiliyorsunuz ya da akıllı telefonunuzun ekranını tamamıyla bu bilgisayardan kontrol edebiliyorsunuz. Bu oldukça kullanışlı bir özellik gerçekten. Ve tabii Bluetooth 5 teknolojisini kullandığı için de bu cihazda herhangi bir gecikme olmadan Honor marka bir akıllı telefonu rahatlıkla kontrol edebilir, diğer özellikleri de kullanabilirsiniz. Taşınabilir bir cihaz, ince bir cihaz, hafif bir cihaz dedik. Tabii böyle cihazlarda kafaya en çok takılan şeylerden bir tanesi ısınma sorunu var mı yok mu sorusu. Hemen onunla cevaplayayım arkadaşlar. Honor bu cihazda özel bir fan tasarımı yapmış. İnce bir fan yaprağı tasarımıyla bu bilgisayarda ısı olduğunda o ısının daha hızlı soğutulması ve daha hızlı bir şekilde dışarıya sıcaklığın aktarılması adına bu yeni fan tasarımı sayesinde cihazda herhangi bir ısınma problemiyle karşılaşmadık. Geldik genel değerlendirme bölümüne tabii ki. Honor MagicBook X15 günlük işlerinizi rahatlıkla yerine getirebileceğiniz bir bilgisayar. Aynı zamanda da gayet performanslı bir cihaz olmuş. Okulların açılmasına da çok az bir süre kalmışken derslerde kullanabileceğiniz böyle hafif, aynı zamanda da güçlü ve tabii ki rahat taşınabilen bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız MagicBook X15'e bir yakından bakmanızı sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tabii işin fiyat kısmına baktığımızda da her gün artan bu fiyatlar karşısında bence hiç de fena bir fiyatı yok. 6599 TL bandından bu cihazı şu anda satın alabiliyorsunuz bu videoyu çektiğimiz tarihlerde. Sizler ne düşünüyorsunuz bu cihaz hakkında yorumlara yazmayı ve tabii ki bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Sorunuz varsa da cihazla alakalı aşağı yazarsınız. Hoşçakalın.